lise yıllarında 1970 senesinde okulumuzda öğretmenlerimiz dediler ki Cumhuriyet'in 50. yılına istinaden resim yarışması yapılacak. Katılmak isteyenler şu tarihe kadar yaptıkları resimle okul idaresine müracaat etsin dediler. Ben de o dönemde Cumhuriyet'i anlatan bir resim yapmaya çalıştım. Resmim de kara kalem resmiydi. Bir köyün resmi tasarladım. Bir çeşme yaptım. Çeşmenin içerisine yol, su, elektrik yani YSE müdürlüğü tarafından yapıldığını bahsediyordu. Köye elektrik direkleri yaptım. Yüksek gerilimler. Okul yaptım. Okulun önündeki şanlı Türk bayrağımızın görüntüsü. Böyle bir resim yapmıştım. Hoşuma gitti. Benim resmim de o zaman mansiyon kazanmış. Bu beni heyecanlandırdı. O zaman hatta bana Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bir şiir kitabını vermişlerdi. Bir iki hediye verdiler. Sulu boya, kalem boya, kuru kalem vesaire gibi. O zamandan bu zamana ara ara böyle sıkıldığım zaman resim yapmayı seviyorum. Hatta bazen öyle oluyor ki bir şeye kızdığımda kara kalemle sert çizgiler çekerken bir süre sonra o çizgilerde bir resim oluyor benim gözümde. Bu sefer o olan resmi kızarak karaladığım, çizgi çektiğim resme dönüştürüyorum. Rahatlıyorum. Yanıma gelen arkadaşlara da söylüyorum. Siz de rahatlamak istiyorsanız ara ara böyle resim yapabilirsiniz diyorum. Bu işin illa profesyonel olmak zorunda değilsin. Yaptığını sen sev, kendini sev, yeterli diyorum. Muhtar olduktan sonra mahalle sakinlerine de bu konuda onları da rehabilite etmek adına böyle burayı okuma ve resim salonu olarak tanzim ettik. Küçük bir kütüphane gibi yan odalarımız var, boş oda. Dileyen o odalarda kenara çekiliyor. Benim şövalyeden, kalemlerimden istifade ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tamamen amatörce. Mahallemize yeni bir sosyal tesis yapılacak. O zaman orası ısı sorunu olmazsa orada böyle bir daha geniş kapsamlı, daha belki atölye şeklinde yapılabilir. Mahallelinin ve kendi çalışmalarımızda orada ileride sergileyebiliriz belki. Bugüne kadar bilmiyorum ama yaklaşık bin kadar bir çalışmam olmuştur. Tabii ki hepsini toplamak mümkün, hepsini sergilemek mümkün değil. İşlerinden böyle odamızın aldığı kadarıyla buralara koyuyoruz. Bu da bizi motive ediyor. Benim bir profesyonelim olmadığı için tamamen aklımın, kalemim çizdiği gibi yapıyorum. Ama yağlı boya yapıyorum, seviyorum. Kara kalemi daha çok seviyorum, kara kalemle çalışmayı. Yani guaj boya da yaptım, sulu boya da yaptım. Yani hangisini canım isterse öyle yapıyorum. Yani bir sırf yağlı boya üzerine gitmiyorum. Ha şunu söyleyeyim, tamamen peyzajı daha çok seviyorum. Peyzajdaki renklerim genelde yeşille mavi oluyor. Herhalde bu da benim ruh halimi gösteriyor, yansıtıyor. Öyle düşünüyorum ben. Doğayı, tabiatı çok seviyorum. O resmi yaparken çocukluğumdaki dağlarda gezdiğim yerleri hatırlıyorum. O dağları resme, kalem, tuvale çizmek istiyorum. Öyle yapıyorum. Hoşuma da gidiyor ve çok mutluyum. Bu konuda herkese tavsiye ediyorum.